Tamam, diyor ki zaten son zamanlarda oynadığınız zamana göre ve Steam Account Standing, Server Trust Factor birçok şeye bakıyor. Bunların hepsinde yani bizden iyisi yok hoca, yani bize vermeyecek de kime verecek bunu? Abi güzel olmuş da bizim PC'ler GG. Şeyi yazmışlar mı? Gereksinim falan. Yazmamışlardır da. Bence o kadar da fark edeceğini düşünmüyorum. Tabii ki de gereksinim artar. Ama şimdi bir bakalım şu hep beraber. Siz de ekran açayım beyler. Ne zaman gelir arkadaşlar test? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, şimdi testin kime verileceğini bilmediğimiz için. Test gelen söylesin abi, haber versin K'yi gelen. Seçilirse eğer aramızdan biri lütfen ulaşsın yani, de yayında hep beraber bakalım. Nasıl FPS yükseltme gelir? Gelir tabii ki. Counter Strike yeni bir dönem bu yaz başlıyor. Counter Strike 2 Counter Strike tarihindeki en büyük teknik sıçramayı içeriyor. Bu sayede gelecek yıllarda çıkacak yeni özellik ve güncellemeler için bir zemin sağlanmış oluyor. Bu yaz resmi olarak çıktığında oyundaki tüm yeni özellikleri açıklayacağız. Ancak Counter Strike 2'ye giden yol bazı CS oyuncularının katılabileceği Counter Strike 2 sınırı testiyle başlıyor. Bu test sürecince Counter Strike 2 herkesi sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerini hata ve sorunları tespit edip düzeltecek. Okey abi. Counter Strike 2 CSGO oyuna ücretsiz bir güncelleme yapılarak bu yaz sunulacak. Harika. Yazıda ne kaldı oğlum şu anda zaten? Mart sayma, Nisan, Mayıs. 2 ay sonra yaz. Geliyor, geliyor. Geliyor. Havalı geliyor. Baba! Baba Beko! geliyor. Geliyor. Adamlar yapmış kanka. Oğlum Çok güzel. yapmışlar. Şimdi bakıyoruz. Çok güzel. O zaman ekipmanlarınızı toplayın, pratik yapın ve kendinizi Counter Strike'ın bir sonraki haline hazırlayın diyor. Ver de hazırlayalım hoca. Ver beta'yı hazırlanalım. Counter Strike 2 sınırlı testindeki bazı özelliklere dair daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin. Etrafa tepki veren sisler. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. Şeyler ama aynı kalmış büyük ihtimal. Hani bunu değiştirirler büyük ihtimal de. Niye alamıyorum lan? Etraf değişimi çok güzel olmuş. Ama modeller sanırım aynı değil mi şu an için? Belki de beta olduğu için öyle. Berker. Kanka şöyle bir şey var. Zaten hem beta olduğu için öyle, bir de biliyorsun bu videolar oyunun en yüksek kaliteli çözünürlükleriyle çekildiği için. Yani mesela oyunu low yaptığımızda, şu anki görüntü ayarlarını low yaptığımızda Şundan mutlaka böyle izlemeyelim ya. görünmeyecek oyun yani. Tabii canım zaten. Zaten de. Şimdi biz bu videoya baktığımızda renkler, çevre, efektler, işte ne bileyim köşedeki detaylar, duvar detayları vesaire aşırı iyi. Ama böyle oynarsak 10 FPS olabiliriz. Belki. In a Counter Strike match, information can mean the Osman, ne kızıyorsun Osman? Heyecanlıyız Osman. Kuşört Prime'de abone olmuş, hoş geldin aramıza. Fullcast 25. ay, 25 ay mı? Şöyle demiş. Zenith FPS 7. ay Berk. 2 fanlı artı X360 aldım. Gigabyte'ın inşallah. Gigabyte'ın iş yapar mı? Yapar hocam. Alt hızla geldi. Başladan bir haline geldi. Counter Strike'ın yeni oyun motoruyla sesleri geliştirdik ve daha dinamik yaptık. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. Nasıl etkileşime gireceksin aga? Yeni sis ışığa tepki verecek. Ne Rivo? Artık one way smoke'lara elveda diyoruz. Öyle mi diyoruz? Yani. Naturally. Ha direkt dolduruyor, aynen var ve artık olmaz tabi. Sıktığın zaman da smoke deliyorsun bu arada. Smoke diğer tarafındaki adam görüyor. Çok iyi abi, hava akımı çünkü orayı bölüyor yani, oradan geçen mermi o smoke dağıtır, evet. Biz zaten bunu şeyde yapıyorduk. Nade atıyorduk arkasına smoke'un. Öyle gösteriyorduk yani. Oyuncu hep bir buluyor abi yolunu. 1.6'da da kafamızı yiyorduk böyle, smoke'un altına bakıyorduk. O işte Open GL'yi kapatıyorduk amına koyayım. Smoke'ları kapatıyorduk komple, azaltıyordu. Oyuncu bir yolunu bulur. Oyuncu bir yolunu bulurdu zaten. En son dediler siz uğraşmayın. Biz onu yaptık. Yıl 2023 oldu yani. Kanka bu anlamda eşitlik çok iyi olacak ya. Çünkü one way çok yoran bir şey ya. Tabii canım, bence kesinlikle. Güzel bir güncelleme yani. Güzel Dur, bir güncelleme. Molotov aşırı olmuş. Dur bakacağım şimdi. Paze 10. ay. Bırakayım şuraya ödemeyi, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Yevx 13. ay. Nice aylara teşekkür. 13. ayımız kutlu olsun. Moniz'i GG. Moniz'in muameleleri yüzden oldu. Moniz yine oynar canım. Oğlum oha! Oha! Oha oğlum, böyle bir şey mi? Oha! Smoke'un içinden sızamayacağız o zaman yani. Bir yandan mermi gelirse açığa çıktık, öyle mi?
The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. Ne at dolu mu? Perişin sesi, o molotof, dur bakayım. Bunlar yine benzer. Oha, çok iyi olmuş oğlum. Yalnız sis bombasını attığını da gördün mü? Küçücük bir şey sis bombası bak, bir bak. Aynen gördüm, nükteki attığı yeri diyorsun. Evet. Aynen. Başkan smoke'un içine bombayı sallayacağım. Sağolur. Evet oğlum. Neymiş ya? Hadi Strike 2. Şey muhabbetleri vardı. Keşke onu yapacaklar mı acaba ya? Terrorist Counter'ı kaldırıp Defenders Attackers yapacaklar diye böyle bir birçok yerde okudum. Hani şu sponsorluk olaylarından dolayı alamıyorlar ya bunlar. Terrorist Counter muhabbeti yüzünden sponsorluk alamıyorlar ve şu anda gelişemiyor ya oyun. Ve bu yüzden daha çok Riot oyun plana çıkıyor ya. Bu yüzden çoğu oyuncu CS'den Valo'ya yöneliyor ya. Yani bunu artık yapsınlar ya. Yani motordan daha çok bence şu fix'i yapsınlar ki herkes buna yönelsin, buna yatırım alsın. Hazır motora değişiyorken. İlginç şekilde Avrupa'da bile bu şey oluyormuş, konu oluyormuş sponsorluk anlaşmalarında. Ben sadece Türkiye'de oluyor sanıyordum. Oluyormuş yani. Counter vs. Strikers olsa. Aynen mesela yani değil mi? Direkt zaten isminden aldığı gibi. Yevsk 13. Nicaylara teşekkür ederim. Suti hoş geldin aramıza. Spray Guaza 2. ay hadi bakalım demiş. Hadi bakalım kanka. Oğlum çok hype, çok hype. Ve tam 2 ay var. Tam ısınmaya, şey yapmaya. Beko, bunu iyi oynamamız lazım Insta. Alışmaya. Oğlum Insta şu smoke mekaniği bir tık garip yani. Dur bakayım. Şuradan devam edelim. Mekaniği, her şeyi değiştirecek. Spawner artık evet ışığa silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürüldü. Tamam. Mermer impact dereceleri göre değişiyor. Boşlukları doğal olarak dolduracak şekilde genişler. Mükemmel abi. Zaten böyle olması lazım fizik kurallarına göre de. Yani yayılması lazım onun. Aşağı 2'de sis parçaları ve ışık aydınlatma. Peki mesela full taradığımız zaman acaba komple dağılacak mı orası? Smoke dağılabilir mi yani? Yoksa geri dağılıp anlık kapanacak mı? Neyse, bekleyip göreceğiz. Tick rate'i geride bırakmak mı? Hangisi bu? Moving beyond the tick rate. Dağılıyor sonra geri geliyor. Çok iyi, dur bakalım. 16-9 mu geçeceğiz acaba Berk? Oyuncu monitörlerin çok hızlı gidiyor. 16-9'a mı geçeceğiz acaba Berk? Oyuncu modelleri düzelir mi acaba? Bence 4-3'ten devam eder büyük ihtimal ya. Yani 16-9'luk bir şey yapmazlar. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Aynen öyle. Hep söylerim, tatmin etmiyor yani hiç bu oyun dakikalar. Firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. Bu kadar abi simple. There's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. What is sub-tick? Tick rate no longer matters when you're shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak. And the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. Müzik de çok iyi oğlum. Allah Allah ney?
Ne oluyor mu? Bak difüz atarken ayağımızı görüyoruz ha. İşte Şaka. son sahnede. Son Şaka. sahnede. Dur Bir bakayım. baksana. Kanka aşağı baktığında Oha! bacağını görüyorsun. Bacağını falan Oha! görüyorsun. Kanka herhalde yapmışlar ya. Bu sefer yani yapmışlar. Evet. Kendileri de paylaşmış. Tam şey görünüş halini. Tam şey bacağının ucunu falan bile görüyorsun. Bek o dizlerini falan görüyorsun. Aynen dizine kadar gördük oğlum. Ne görüyorsanız o abi. Bundan sonra böyle. Attığın gidecek. Tick Sonra rate artık eşit hareket etmek ve atışı. Tabii canım eşit tick rate. O zaman burada bir tek artık internete kaldı. Altyapıya kaldı yani. evet abi. Abi o zaman time to Geçen move seneki back to Germany abi. İsveç'teki Tam adam. yaza, bu yaza yetişmezse bir sonraki yaza belki. Almanya'daki İsveç'teki adam bizim kafamıza vuracak mermiyi kanka. Kanka bir de o kadar çok fark ediyordu ki yani ben Almanya'daki yayınları hatırlıyorsunuz arkadaşlar. 10-15 pingle oynadığım maçla yani burada şu an 70-80 arasında ne kadar fark vardı. MC Quiet 18. Elberk adam çabuk ilgeç keşfetmen çık hepsinin beğendiğim postlar çıkıyor karşıya. Şey beğenmeyelim kanka o zaman. Dünyayı seviye atlatmak mı? What the fuck man? What the fuck? Ali Efe 8. ay selamlar şefim şimdi geldim neler kaçırmıyormuş. Kankacım çok bir şey kaçırmadım diyeceğim de bayağı bir şey kaçırmıyor. Oyuna neler yapmışlar neler. Kerem Prime'le abone olmuş hoş geldin aramıza. Faysem 9. ay 9. evimiz kutlu olsun balalarım iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bence TR sunucu Zikonoshi. gelmez bu arada. TR Pardon server lafını lafını. gelmez aga. Zikonoshi hoş geldin aramıza. Dok hoş geldin. Serenazi Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Çağdaş 19. ay sağ yayınlar CS'den bir şey olmaz. Kasmaya ümitlenmeye gerek yok demiş. Tabii ki taşlarında da Çağdaş. Çok takılmayın ona. Monzi Prime'la abone olmuş. Muhammed Prime'ını kullanmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Space Kenzo 6. ay. Teşekkür ederim. Lightmare hoş geldin sen de. Buzlu muzlu süt 6. ayını kutlamış. Aranan beklenen insan hoş geldin. Sen de artık anladın sanırım. Oradan bir bok olmayacağını. Kuruyor muyuz Beko? Fairytale 5. ay. 5. ayımız kutlu olsun. Moen 5. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Rux FPS hoş geldin. Kankam teşekkür ederim. CS'nin öyle bir lokal planlar olmadığı için arkadaşlar TR server işi zor zaten. Yusuf hoş geldin. Teşekkür ederim. Low pick prime'ını kullanmış. Teşekkürler. Şu şeyden devam edelim. Kablosun oğlum kablosun gelsin ve kablosun o kadar güzel gözükür ki. Yani burada bilmiyorum hiç gösterdiler mi? Berk Eren'in Ama sorusunu gördü mü? ne dedi Eren? Berk abi dedi. Sonra CS'de kaçırdım. acellik nasıl yapılıyor dedi. Ne? Ha. Eren'im gel her şeyi öğretiriz bebeğim. Acil adam ya lazım. Gel hemen iki tane bir main bir alt takım FF yine. Yank mank. Bir yanktan kurtulamadın Eren. Sende de yapacak bir şey yok. Tanrı hoş geldin aramıza. Eren Prime'la abone olmuş. Lan Device sandım. Deveci Selçuk hoş geldin aramıza. Birinci yılını kutlamış. Eyvallah Selçuk. Birinci Yo. yılınız kutlu olsun. Senin yüzünden sen... Device'da ya Ne? gerçekten device olsaydı Bekom. Yok yani device'lı bir şey sandım. O da senin yüzünden. Abi efendim. Aha. 1.6. With over 20 years Aga. of history, Aga. maps are a fundamental pillar of... Ya beyler düşünsenize bakın. Ben tam burada taktik yapıyorduk ya. Tam buradan beri prak yapıyoruz ya. Buradan beri long'u nasıl alacağımızı konuşuyoruz ya. Harbiden Buradan beri çok short saçma setup'ı oldu ya. yapıyoruz yani. O mid kapıdan nasıl geçeceğimizi konuşuyoruz. Hala aynı şeyler. Geldiğimiz yere bak. With over 20 years of history, O long alınmaz. maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. Ben öğrendim la yukarıdan flash ilk oyun için. Helal lan Mesko. Yani 5 yıldır aynı şeyi anlatıyorum. Helal olsun sana. Öğretiyoruz ya. Berk alt yazı Berk. Bir tek şu Source çok özür dilerim. Dur o zaman baştan. Hikayeyi kaçırmayalım. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. Lütfen, But don't lütfen worry. artık. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice.
We took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, nedir abi? Touchstone maps. Classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CS:GO to Counter-Strike 2. Evet. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Çok iyi abi. Bizim neslimiz bu zaten. Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections. And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt. Oğlum bu map ta şeyde yok muydu ya? İtalyalım burası. Bir tane PUBG map ile karıştırdım. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment and iterate. With upgrades to lighting, player read and materials. Of, çok iyi olmuş yalnız o B tarafı. Oğlum bu ne kadar güzel. Harbi bildiğin yapmışlar yani şuradaki şeyine kadar, çamuruna kadar. Ama tabii biz hide oynamayacağımız için görüntü yani büyük ihtimal bu kadar gözükmez ama. Yani ne istesek gözükür. Read and materials in Counter-Strike. Ne? Steam banı olanlar açılmayacak, bug banı olanlar. Ha evet arkadaşlar, anla ki. O kadar maalesef değil yani. Even the familiar will feel brand new. Attım çık. Oğlum dur, şu Efe'yi bir daha görmek istiyorum ya. Full elektrik oluyor bir de dalın üstü. Şunu değiştirirler büyük ihtimalle. Aslında bu arkadaşlar bize bence bu görünümünden çok daha farklı bir şey evrilecek. Çünkü bilmiyorum hatırlayanlarınız var ama CSGO ilk çıkacağı zaman 2012 Ağustos'ta yani o yazın. Yani şu an olduğu görünümünden çok 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 farklı bir şeydi. Hatta var mı? Bir bakın size anlatayım ne demek istediğimi. Yani, CSGO trailer yaz kanka. CSGO. Dur 2012 yazalım. Belki 11'den önce. Bak bu yine şey hali. Bir tık daha üstten geçirmiş, düzeltilmiş hali. İlk şey var mı acaba ya? Trailer yazıyor. First trailer. Bak ilk trailer bu. CS:GO'nun. Bak şimdi yine aynı hikayeyi baştan alıyoruz. Buradan nereden nerelere geldik? Bu arada bu Steam görünüşü arkadaşlar. Buna da çok geç yani kavuştum. Böyle olduğunu bilmiyordum. Eskiden oynuyorduk küçükken internet kafede. Herkes 1.6 oynuyor. Movie'lerde bir bakıyorum. İnsanlar böyle gözüküyor. Lan diyorum bunu nasıl yapıyorlar? Oyunu orijinalini oynuyorlarmış. Biz nereden bilelim, para verip alıyorlarmış. Ben bilmiyorum ki, oyuna giriyorsun Counter'a internet kafede. Tıklıyorsun, yeni oyun diyorsun. Oynuyorsun yani. Neyse devam. Bu tutmadı ya. Bu tutmasını... Yani istedim de istemedim de bir garipti zaten, tutmadı da iyi oldu. Çok kötüydü ya bu search. Ya olmadı yani, yapamadılar bunu. Ha sonra buna geçti bak, ilk görünüm buydu. İlk görünüm bakın, silahların görünümüne falan bakın. Daha demin dediğim şeyden... Bir yıl öncesi bir de yani. Tabii. Ranked matchmaking. Cross platform play falan, hani face to face izin vermece. Yanıcı. İşte o silah yarışları. Bak AP ilk başta böyle gözükecekti. Hani o scope şeyini de vermek için optiğini. Şu arkada sonrasında şey yaptılar. Şuraya arkasını gözükmesi için efekt yaptılar. Ama AP güzel gözüküyordu ilk başta. Polat Alemdar'ın şey gibi. Yani arkadaşlar nereden nereye? O yüzden hani bunun bence çok daha üstüne yapacakları, çıkacakları belli. Çünkü zaten oyun motorunun neler vaat ettiğini görüyoruz burada. Ve bunun sonra kim bilir yeni update'lerle, fixlerle, istenilenle nelere çıkılabilecek acaba? Of Berat 50 kişi abonelik de etmiş. Eyvallah Berat, çok teşekkür ederim. 2 gündür vallahi sağ olsun. Berat Ali Ebra'ya da abonelik de etmiş. Arkasından 10. ay.
Kendi bacağına sıkabiliyor muyum acaba? Şaka bir yana çok fena bir şey geliyormuş gibi demiş. Geliyor vallahi. Ata 15. ay iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Alperen Bahar 10. ay. Vakban veya yeni bir anti-chat durumları ne olacak? Beyler demiş. Ona sanırım daha değinmemişler değil mi? Belki CS'nin bloğunda bir şeyler olabilir. Bana bir bloğun şeyini atsana Mertcan. Attıydım onu. Adı yukarıda. Bunu mu attın oğlum? Ne arat? Teyaz 7. ay. Selah kankam CS 2 ile sikişe devam demiş. Lipoxa'yı Prime'la abone olmuş. Darkfire Prime'ını kullanmış. Teşekkürler.